Kısa Metraj'dan herkese merhaba. Ben Burak Şentürk. Yeni bir podcast kaydında daha birlikteyiz. Bugün genel seyir ortamından, bu ortamın etmenlerinden biraz konuşalım istiyorum. Sanat eleştirisi konusuna girelim. Hem bu programın ilerleyen bölümlerine dair genel bir çerçeve çizmiş oluruz, hem de konuyla ilgili bir fikir jimnastiği yapmış oluruz. Sinema eleştirisi diye bir kavram var ve ben bu podcast serisinde bu başlık altında bir sohbet gerçekleştirmeyeceğim sizlerle. Çünkü kişisel olarak sanat eleştirisi yapabilecek insanların bahse konu sanat her neyse o alanda derin bir altyapısının olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyaya baktığımızda bu özelliklere haiz insan sayısının oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle bir parantez açalım. Bu az sayıdaki insanlardan dinlediğiniz veya okuduğunuz eleştirilerin de o sanat yapıtını değersizleştirme veya kıymetine kıymet katma noktasında kısıtlı bir zümre için gösterge oluşturduğunu söyleyebiliriz. Genele bakarsak bir takım eserler bir takım insanlar için verilmeye, yapılmaya devam edip gidiyor. Seyir sanatlarına dair bir kayıt olduğu için kısa metraj, sinemadan ve dizilerden devam edelim. İletişim teknolojilerinin evrilmesiyle artık herkes haberci olabiliyor. Bunun gibi herkesin eleştirmen olabileceği de bir ortam var. En azından bu hissiyatı besleyecek bir ortam var diyebiliriz. Blog yazılarıyla, sosyal medya araçlarıyla binlerce kişiyi, takipçilerinizi yönlendirebileceğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Niteliksel olarak bakarsak, sinema ve televizyon seyreden herkesin nitelikli eleştiri yapabileceğini söyleyebilir miyiz? Bu mümkün değil ama o kitlenin tamamından bir şekilde geri dönüş sağlamak mümkün. Yanıltıcılığının yüksek olduğunu düşünsem de ortaya çıkan sanat ürününe bir şekilde pozitif katkısı olduğu fikrindeyim bu geri dönüşlerin. Hakkında konuşulabilmesi, birilerinin perspektif ortaya koyabilmesi kıymetli bir şey. Bunu süzmek ya da görmezden gelmek yapımcıya, yönetmene, senariste ve oyuncuya kalmış ama böyle bir seçeneğin olması bir artı görüşündeyim. Bunun yanında bir projenin başarılı olup olmadığını belirleyen ana etmenin geri dönüşlerden ziyade ne için yapıldığı veya hedef kitlesinin kimler olduğuyla ve bu hedefe ulaşıp ulaşamadığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da eklemek lazım. Bir yapıt gündem olabilmişse zaten istediği etkileşime girmiş demektir. Yorumların olumlu veya olumsuz olmasıyla değil, herhangi bir yorum yaptıracak kadar etki alanı sağlayabilmekle ilgili bir olay. Bu yönüyle baktığımızda yönetmen ve yapım şirketi zaten ana hedefine ulaşmış oluyor. Bunun yanında şöyle keskin bir gerçeklik var. Eğer öznel bir yorumunuzu, bu ne olursa olsun sanatla ilgili, kamuya açık bir alana koyuyorsanız bunun herkesi mutlu etmesini bekleyemezsiniz. Bu etkileşime girebilmeyi başarabilmek çok önemli. Sonuçta yapılan her sanat ürünü birileri için yapılır. En alternatif, en bağımsız filmin yönetmeni bile anlaşılabilmek, beğenilmek ister. Hedef kitlesi çok küçük bir grup bile olsa bunun beklenmedik bir şekilde yayılmasından şikayet edecek bir yönetmen olabilir mi bilmiyorum. Varsa da çok inandırıcı olmaz sanıyorum. Özetle varmak istediğim sinema eleştirisinin, genel planda sanat eleştirisinin herkesçe yapılması bence etkileşimi, farkındalığı, motivasyonu arttırır ve sektörün de ayakta kalmasına bir şekilde yardımcı olur. Ama burada yaptığımız yorumların bizi sanatsever olmanın ötesinde kalıplara sokmadığı bilincinde de olmamız lazım. Yani şöyle bir şey olabilir mi? İşte Bahri abi Irishman'i beğenmedi. İşte Netflix genel merkezi olağanüstü toplanıyor. We have a problem guys. Bahri didn't like the movie. Jason, remove the movie from the list. Mike, call Bahri and apologize. Böyle bir durum yok ortada. Bahri abi izler, yorumlar, İzzet abi fikrini beyan eder. Bu sohbetleri, tartışmaları seviyorsanız size de bir renk olur. Bizim de kısa metrajda yapacağımız bundan ibaret. Bu renkleri sizlerle paylaşacağız. Kendimden örnek vereyim. İzlediğim 60 film karakteri üzerinden çıkarımlarımı paylaştığım bir kitabım yayınlandı geçtiğimiz senelerde. Bir sinema sever olarak kendi imge dünyamda oluşan mesajları bir takım akademik araştırmalarla besleyip okurlara sunduğum bir projeydi bu. Bu beni kanaat önderi yapmaz o konuyla ilgili olarak. Altını çizmek istediğim şey sanattaki öznel yapı. Benim izlediğim filmlere binlerce farklı bakış açısı getirilebilir. Bu bakış açılarına yanlış ya da doğru diyebilmek çoğu için mümkün olmayabilir. Sinema sonuç olarak gri bir alan yaratıyor bizlere. Kitapta yaptığım neydi veya
kısa metrajda yapacağım önerilerde neyi amaçlıyor olacağım? Eğer benim çizgimi beğeniyorsanız, aynı frekanstaysak ya da söylediğim bir söz ilginizi çekmişse belki aklınızın bir köşesine yazarsınız ve bunları siz de izlemek, tecrübe etmek isteyebilirsiniz. Veya bahsettiğim dizileri, filmleri siz de izlemiş olabilirsiniz. 10. dakikasında sıkıntıdan uyumuş, kapatmış olabilirsiniz. Benim fikrime karşılık hadi canım sen de diyebilirsiniz. Her şekilde bu etkileşimi sağlamış oluruz ve bu da benim adıma bir başarıdır diye düşünüyorum. Mesaj oluşturuldu, iletildi, yorumlandı. Sanata dair konuşuyoruz burada. Agresif bir uyarıcı yok. Vizyonlar çarpışıyor. Bu gayet güzel. Şunu da belirtmek isterim aslında. Yine bana göre estetiğin bir standardı var. Burada ne gişe filmlerini, Amerikan klişelerini sevenleri ne de bağımsız sinemaya gönül verenleri ötekileştirebiliriz. Her türde yapılmış, amacına ulaşmış ve bunu teknik ve duygusal anlamda %100 diyebileceğimiz bir başarıyla sağlamış filmler var. Herkesin zevkine saygı duymakla birlikte bana göre standart altı olanı da seven birçok insan var. Onlar da senin ilahlaştırdığın bir takım projelere göz ucuyla bile bakmıyor. Normal olarak herkes kendi zevkinin esiri olmuş durumda. Örneğin sinemaya dair, televizyon yapımlarına dair konuşurken karşıdaki insanın beğenileriyle bir uyumsuzluk söz konusu olabilir. Sizin standart altı bulduğunuz bir takım işleri yüceltiyor olabilir. Burada da olumsuz eleştirilerin tonunun çok yüksek olmasının fikir alışverişinde çok etkili olmadığını ve hemen duvarların bir anda yükseldiğini gözlemleriz. Farklı hayatlar yaşıyoruz. Gündelik hayatımızda duygularımıza dokunan veya hissizleştiğimiz konular farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu sanat algısında da bir takım farklar yaratıyor. Önündeki ürüne karşı herkes yorumunu yapar ve geçer. Kimseye bir sanat ürününün neden sevmesi gerektiğini anlatamazsınız. Çünkü bu çok manasız. Eserle iletişim kurmak veya kurmamak bir süreç meselesi. Coğrafya, kültür, sınıf, aile, eğitim, bireysel yönelimler vesaire uzar gider. Dolayısıyla keskin kenarlardan, sivri uçlardan arınmış bir öneri dizisi olmalı aktarılan diye düşünüyorum. Eleştiri konusunda sinemaya dönersek başka bir kavram kargaşasının da çok film izleme üzerinden kurulduğunu görüyoruz. Her gün mutlaka bir film izlerim veya hiçbir festival filmini kaçırmam vesaire bu tip yorumlar duyarız. Kişisel kanaatim çok film izlemenin kimseyi sinema gurusu yapmadığı yönünde. Bu sizi iyi bir sinema sever veya belli janralarda sıkı bir takipçi yapabilir. Bu zamanı, motivasyonu, ortamı kendinize yaratabiliyorsanız ne mutlu size. Bu hayat kalitenizi artıracaktır elbette ki. Ama hipnotize olmuş bir seyirden mi bahsediyoruz? Çünkü bu tecrübeden entelektüel bir tartışma çıkacağından şüpheliyim. Özdeşleştik mi, mesajı aldık mı, değiştik mi, dönüştük mü film bittikten sonra? Seyir bana göre böyle bir tecrübe. Aynı şey kitap okumakla da ilişkilendirilebilir. Çok kitap okuyorum, çok güzel. İşte senede en az 50 kitap okurum, çok güzel. Ama okuduğunu anlıyor musun? Kitabı satın almakla veya gözünü satırlarda gezdirmekle bitmiyor. George Orwell'ın 1984'ünü okudum, çok güzel kitap deyip Hitler'i destekleyemezsiniz. Burada bir anomali oluşur ve senin entelektüelliğinin topluma bir faydası olmaz. Bir kitabı niye okuruz? Bilgi sahibi olmak, bir yorum getirebilmek ve ideal olanla gerçek olanı kıyaslayıp mümkün olduğunca farkında olarak bu hayat yolunda yürümek için, çevremizle de bu yönde bir etkileşim kurabilmek için veya mesela kurgu romanlar hayatımıza ne katar? Yaşanmamış bile olsa o gizemden bir heyecan, o romantizmden bir dokunuş katarız hayatımıza ve bildiğimizi sandığımız odalarda yeni kapılar bulma ümidiyle okuruz. İyilerden, kötülerden, komiklerden vesaire bir şeyler öğreniriz. Ama sen sırf kitap kurtluğunun fularında, piposunda, siyah çerçeveli gözlüğünde, Instagram'ındaysan o konuda niceliğin getirisi oldukça sınırlı diye düşünüyorum. Görsel sanatlara ilginiz varsa, keyifli bir zaman geçirmenin yanında bunun bir düşünsel süreç olduğunun da farkındaysanız, bu filmleri, dizileri izledikten sonra yorumunuzu yapın. Farkında olduğunuz bir sanat ürününe yorum yapmak zaten kaçınılmaz. Ama olumlu veya olumsuz geri dönüşlerin niteliksel yoğunluğu arttıkça herkes bu işten faydalanır görüşündeyim.
İşte 300 milyon dolar bana ver, aynı filmin daha güzelini çekerim ve benzeri kalıplar, komedi içermiyorlarsa tırnak içerisinde, tüm anlamını yitiriyor. Özüne baktığımızda hayır, sen o filmi çekemezdin. Çünkü sen başka bir meslek icra ediyorsun ve evindeki kanepeden bu yorumu yapıyorsun. Keza aynı senaryo ve imkanlarla o şansı bulsan bambaşka bir film çıkar. Bahsettiğim filmi 120 milyon dolar gişe yapmış adamın ama ilk filmini dağıtacak bir şirket bulamamış, evini ipotek ettirmiş vesaire. Tecrübe satın alamayacağımız bir olgu olduğundan sanat özelinde yorum yaparken kanaat önderi gibi ya da ben daha çok bilirimci bir yaklaşımın çok manalı olmadığı görüşündeyim. Bu program aracılığıyla sizlerle bu neviden görüşler paylaşmayacağımı da söylemiş olayım bir kez daha. Ama Game of Thrones'un finali neydi öyle ya diye girermişim. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım ama belki ilerleyen günlerde bu konuyu da konuşuruz. Kısa metrajda bu programda hem programa bir çerçeve çizmek adına hem de sanat eleştirisine dair konuştuk. Sürçülisan ettikse affola diyelim. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.